Kemal abi merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hamdolsun iyiyiz, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi biz Kozlar'dan geliyoruz. Evet. Burada da MUT'ta iki tane benim bildiğim halk bilimci. Yani bir tanesi Süray Vural, bir tanesi de siz. Yıllar önce sizinle MUT'ta karşılaşmıştık. Ağustos ve Eylül ayı. O ayı olabilir. Evet. Sanırım. Sizin uğraşılarınız, yani halk bilimiyle ilgili uğraşılarınızdan biraz bahseder misiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Burada gelirken bir dokuma, boyahane gibi bir yer. Evet. Yani orası nedir? Ondan bir başlayalım. Şimdi Bay Hocam, 1996 yılında İstanbul'da zaten görüşüyorduk biliyorsun. İstanbul'da ben geldikten sonra 1996 yılında zamanın valisi Şenol Engin bu Hacabettin'in dokumasının çok meşhur olduğunu duymuş. Ya neden olmasın, biz böyle doğal böyle neden kilim dokutmuyoruz diye böyle bir proje hazırlamışlar. Evet. Ve beni de bu projenin içinde olmamı istemişler. Ve İstanbul'dan bana telefonla dediğimi bildirdiler. Buna kadar geldim. Ve bu projenin içinde bulunmaktan ben de memnun olacağımı söyledim. Zaten hevesim küçüklükten beri var bu işte. Yani başlangıç olarak herkes şimdi bir klasik laf konuşuyor. Ben çocukluğumda başladı. Bizimki de hakikaten öyle. İlk okulda okurken topaçları topaç yarıştırıyorduk. Fakat boyayacak o zamanlar hiçbir şey bulamıyorduk. Renk bulamıyorduk. Yalnız büyüklerin kullandığı bir mürekkep kalem vardı. Onu ıslatınca boyar, onunla boyayabiliyorduk. Fakat nedense bir gün yeni bir topacım oldu. Onu boyamak için hep düşündüm, ayrı bir boya olsun diye. O nereden aklıma geldiyse, bir gün bağların oturağı alırken, kazmaları kazarken, bir baktım kazmanın sapı yeşillenmiş. O aklıma dank dedi ve dedim ki baktım ki hakikaten kazmanın sapı yeşil olduğuna göre topaç da boyarız biz buna dedik. Ve otlarla sürtmeye başladım. O topacı, yeni topacı. O anda rahmetli oldu. Halam vardı. Dökme halam. Kendi de çok dediğim gibi böyle otoriter bir kadındı. Osmanlı tipi böyle bir vardı. Fakat çok yumuşak bir kalbe sahipti. Oğlum neyle uğraşıyorsun, niye uğraşıyorsun onu dedi. Dedim ya hala işte topacı boyayacağım dedim. Onlarla o boyama olmaz. Bak sana bir örnek göstereyim dedi. Baktı pencereyi açtı şöyle. Dedi bak şu git şu otların kokunu sök gel dedi. Ben de getirdim halam onları taşla ezdi. Bir tencereye koydu. Hatırlamıyorum pek orası yalnız. Anamdan da bir şeyler istedi. Niçin? Tencerenin içine bir koydu onları. Bir tuz topağı gibi bir şey de koydu. Aradan yarım saat ya geçti ya geçmedi. Bir baktım değneğe bir taktık. Kıpkırmızı böyle kan kırmızı bir renk. Hiç öyle bir rengin çıkacağını hiç tahmin etmeden hakikaten dediğim böyle şok oldum. Hemen topacı boyamaya kalktım. Dur dedi dur. Hemen topaç boyayacağına bu bilgiyi sana ben bırakayım. Dedi bundan sonra yün boya. Allım yeşilim dedi renklerden boya. Çok güzel dedi. Tamam hala dedim fakat kafaya taktım şöyle topacı boyarsam bir tane topaç boyayacağım ama yünü boyarsam birçok gün boyayacağım. Bu benim dediğim gibi kafama uydu. Tamam hala dedim işte başlangıç miladi yılım oldu öyle bir yıl. Ve devam eder. Bunu dediğim gibi uzun müddet seneler deneme yaparken bu hevesle geldik. Sene 1974. Ve o zaman MUT'ta Sadi Irmak MUT'a gelecek. Kalede bir sergi açalım dediler. Zamanın kaymakamı Mustafa Dincer Korkmaz ve belediye başkanı Yahya İnacı, araştırmacı yazar Sıtkı Soylu. Bunlar kendi aralarında konuşmuşlar. Demişler ki ya Kemal'i bu işin başına koyalım. Bu şeyleri anlatıyor. De biz tabii o zaman şimdiki efendim televizyon yok. Yalnız radyodan sesini duyabiliyoruz Sadi Irmak'ın. O kadar bilgimiz var. Bir gün bir baktım böyle sergiyi biz hazırladık yaparken içeri böyle bir kalabalık bir grup girdi. Herkes ceketleri düğmelemiş. Tabii ki ben tahmin ettim yani başbakanın hangisi olduğunu bilmiyorum da ama başbakan burada diye.
Ve geldi. Dedi oğlum gel bakayım gel. Dedi beni çağırdı şöyle rahmetlik oldu şimdi şu anda ya. Dedi bu kilimler nere kilimi dedi. İşte biz artık bildiğimiz kadar. Bu avşar güzeli, bu saksağan, bu turnalı, efendim söyledim bu şudur bu diye. Bunların renkleri nasıl yapıyor dedi. Renkleri dedim işte benim annem, ablalarım, halam böyle yaparlarmış, böyle yaparmış deyince bu bilgiler çok hoşuna gitmiş. Beyaz da kilimler daha çok hoşuna gitmiş. Giderken demiş ki, ya bu çocuk bayağı bir şeyler biliyor. Hani biraz sallıyor ama. Fakat yine de bir şey var, bir yani bir şey var. Bu çocuğa siz şey yapın. Bu ben demiş, bu çocuğa bir görev verin. Bütün bu köylerdeki bu bitmek üzere olan örnekleri toplasın. Adana Etnografi Müzesi'ne teslim edin demiş. Beni çağırdılar. Ben de zaten arayıp da bulamadığım bir fırsat. Geldik. Öyle başladık gayri işte o günler, bugünlere kadar getirdik bu işi. Şimdi şu anda artık geldik fakat bana sahip çıkan yok şimdi de. Yıllarca 96'dan bugüne kadar tek başıma cebimdeki bütün paramı yahut da aldığım emekli maaşımı hep yatırdım. Fakat bana kimse sahip çıkmadı. Hep dediğim gibi böyle yetiştirdiler. Müracaat ettim, belediye müracaat ettim, kaymakamlığa müracaat ettim. Halk eğitime müracaat ettim. Hiç kimse yani tamam dediler ve arkası gelmedi. Fakat şimdi şu anda ben bu yaşa geldim. 81 yaşındayım. Fakat bu kültür benimle beraber mezara gidecek. En büyük üzüntüm bu. Şimdi tekrar duyduğuma göre Mersin Büyükşehir bu binayı donatmış tekrar dediğim gibi içini kalorifer döşemiş ve yatırı şekle getirmiş. Şimdi dokuyuculardan, merak edenlerden gelecek olursa burada bu iş olsun diye. Ve dediğim gibi şimdi şu anda hep bu günü sabırsızlıkla bekliyorum. Yani şimdi bunu böyle bekliyorum derken yanlış anlaşılıyor. Yani bir rast sağlayacakmışım gibi yahut da bir menfaat sağlayacakmışım gibi beni o gözle görüyorum. Halbuki ben bu kültürü, bu kadar emeğim var, bu kadar birikimim var. Bunların benimle beraber mezara gitmesine gönlüm razı olmuyor. Bu kültür artık dediğim gibi bitmek artık Türkiye'de bitmiş. Yani çok yapılsa da aslında dediğim gibi tam manasıyla yapılan yok. Ben mesela bütün dokumalarda, mesela benim Hacı Ahmet olmamdan dolayı belki küçükken de belki kirkiç sesiyle ıstaranın arkasında büyüdüm ben. Peki Kemal abi, şimdi şu anda görmüş olduğumuz bunlardan bir bahsedelim. Şimdi bunlar Hacı Ahmet'in meşhur dediğim gibi kadın bastı çulu. Kadın bastı çul. Fakat bunlar şimdi desenine göre, üstündeki figürlere göre ayrılıyor. Neden? Şimdi bu direkli. Bunun bir de armutlusu var, bir de palanısı var, bir de yedi palan var. Bunlar hep ayrı ayrı isimler ama bunun umumu hepsi kadın bastı. Artık kadın bastı da nereden geliyor onu da pek üzerinde durmadım. Şimdi bizim burada kilim, bu bizim bildiğimiz yörük kilimi. Şimdi biraz sonra sana örneğini göstereceğim. Dersin ki hakikaten bu bitkilerden boyanmış, renklerle bezenmiş, emek vermiş, dokunmuş bu kilim var kana. Şimdiye kadar neden bu kültüre sahip çıkamadı? Zaten siz de dediğim gibi aynı şey düşüneceksiniz. Ama işte biz hasbir kadar bu kadar yapabildik, bu kadar getirdik. Daha içim dolu. Yani öyle esilmez kolay kolay. Günlerce sana anlatsam. Çünkü meraklıydım. Ve işimden daima ikinci planda, bu birinci planda geldi bu iş. Dokuma olsun, örnekler olsun. Fakat maalesef işte şimdi şu anda bu zamana kadar böyle geldik. İşte bu sobayı şimdi şu anda geldim. Bu tarafa geç. Bu Hacı Ahmet'e dokunmuş. Hacı Ahmet'in meşhur yörük kilimi. Yörük kilimi evet. Evet. Bu şimdi Hacı Ahmet'te yünleri boyanmış. Hacı Ahmet'e dokunmuş. Hacı Ahmet'te dediğim gibi kilim. Bütün renkler orijinal. Efendim %100 doğal boya. Kök boya değil bunlar. Doğal boya. Doğal boya. Doğal boya. Şimdi kök boya deyince bir ya tane kök boya. Şimdi doğal boya. Yani. Şimdi kök boya bir tane. Bir tane kökten yapılmış. Bunun bu ilk böyle bulunan bitkilerden. Fakat doğal dediğin zaman şimdi bunun içindeki yapraktan, çiçekten, kökten efendim dedim ya çeşitli şeylerden, bitkilerden yapılmış. Ama kök boya bir tane var.
Onun için biz bunu doğal boya. Burada mavisini görüyoruz, kırmızıyı görüyoruz, yeşili görüyoruz. Evet. Hepsi değişik bitkilerden. Bitkilerden elde edilir. Bunlar bu boya tamamı %100 benim kendi, bütün renkler benim kendi eserim yani. Bu tamamen Hacı Ahmet'lerin etrafında Torosların eteklerinden diyelim yani. Şimdi bunun başlangıç olarak Hünler koyunlardan kırklıyor. Evet. Ondan sonra hanımlar bunu biz yay deriz. Başka yerde hallaç diyorlar ama. Evet. Fakat biz yay deriz. Bunları kabartıyoruz Hünleri. Evet. Ve ondan sonra özleme yapıyorlar. Özlemeden sonra burma yapılıp kola takılıyor. Ve elde eğriliyor ipleri. Süyüm süyüm elde eğriliyor. Ve ondan sonra... Kirmende, evet, kirmende yürüyor, süyüm süyüm. Ve sonra biz bunları kelep yapıp, hepsi dediğim gibi 100 gram yahut da 200 gram ağırlıkta yapıp, bunları biz kazanlarda o bitkilerle kaynatıp boyuyoruz. Ve dediğim gibi renk değiştirmek için de, renkleri mordan dediğimiz bir usul daha var. Onlar ayrı maddeler kullanıp, yani kırmızıyı ayrı, yeşili ayrı ayrı çıkarabilmek de mordan dediğimiz marifetle geçiyor yani. Şimdi ve ondan sonra tezgah geçiyor. Tezgahta işte bunu dediğim gibi bunun desenini sorarsak kökeni hiç bilmiyoruz. Bunlar dedim ta Orta Asya'dan gelen dediğim gibi ötelerimizden böyle gelmiş buraya kadar. Bu böyle sürüyle örnek örnek gidiyor işte. Bizim şimdi buradaki esas şeyimiz bunlar mesela Hacı Ahmet'in dokunan kilimler.